Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi odamda kapısında şey açtım. Videomu başlatıyorum. Şöyle karşımda gördüğünüz yer çatının kapısı. Çatıya çıkmak için. Çatımı bugüne kadar göstermemişim. Size bir kere çatımı göstermek istiyorum. Ayna var burada da. Odam bayağı küçük bile, yani çok da tıkış tıkış her şey. Küçük olduğu için de rahat hareket edilmiyor. Şimdi çatımıza çıkalım bakalım orada ne var. Dağınıklık için kusura bakmayın. Göstereyim ben ilk baştan beri. Şöyle bir tane açılıp kapanabilen tavana montajlı kapısı var. Kapıdan yavaşça çıkayım. Önce oğlum çıkmış, ışığı açmış. İşte böyle bir yer. Bütün elimizdeki fazlalıklar burada. Storage'lar, raflar, böyle kutular var malzeme içine indirdiğim, yiyecekleri bıraktım. Şöyle fazla fazla bulgur almıştım şey döneminde, atıştırmalıklar var. Yani bir kiler gibi düşünüyorum. Çok soğuk şimdi burası, bayağı üşüyorum. Şu şöyle bu böyle tarhanamız. Türkiye'den gelen tarhanaş arkadaşa göstereyim. Çerez malzemesi var. Elimde bulunan bütün fazla malzeme burada diyebilirim. Böyle. Bunlara yiyecekleri genelde indiriyorum. Bunlar aşağı inecekler. Çünkü yemek yapmayı düşünüyorum. Bir tane insan da olur. Burada böyle konserve var. Kahvaltılık kofleks falan işte fazla aldım. Mesela 3 tane aldıysam 2 tane buraya çıkartmış oluyorum. Lavabo, tuvalet kağıtları, çaylarımız, konserveler yine. Çamaşır suyu. Burası çok soğuk olduğu için hemen buraya bırakıp aşağı inmişim. Toplanıp düzenli indirilirse tabii ki daha güzel olur. Mendiller, çikolata sosları şöyle. Neler yok neler. Bu tarafta öyle. Poşetler, paketler, yedek kutular, ayakkabılar, çocukların oynamadığı, her zaman oynamadığı dağıttığı oyuncaklar burada. Bunları da böyle kasalar indirdim. Kilim varmış. Küçülen elbiseleri, kullanmadığı lunchboxları böyle. Şu makineyi de almıştım mı? Evet almıştım galiba. Buhar makinesidir. İstediğim gibi çıkmadı. Temizlesin diye. Almıştım cezaralarını. Hatta dükkanda bir iş için almıştım galiba. Olmadı. İstediğimiz gibi çıkmadı. Buraya geldi. Burada bekliyor. Şöyle yedek bulaşık makine deterjanları indirme girdiğinde fazla fazla almıştım Lidl'da. Bunları her zaman kullanıyorum. Bayağı memnunum. Çizmiyor. Bunlar yedek poşetmiş. Valizlerimiz şöyle boş duruyor. Türkiye inşallah kısmet olur da gideriz. Burada yatak var, örtü var, hurçlar var. Şöyle. Burada çocukların küçüklük malzemeleri var. Bir gün açarım belki gösteririm. Böyle poşetli. Bunlar da böyle poşetli. Burada toz tutmuyor arkadaşlar. Böyle toz şeyi yok. Tahtam var. Bu bir havuz. Masa. Açılıp kapanan masa, leğen, büyük leğen tahtayla. Şöyle bir çalışma masamız vardı. Yeri kalmadığı için buraya getirmiştik. Aslında bugüne de inebilirdi. İndirmemişiz aşağıya. Yine burada yiyecek malzemeler. Yiyecek malzemeleri bu tarafa alıyorum. Burada da. Şurada küçük bir curamız var. Cura sazımız da var. Burada da kağıtlar, zarflar. Zarf gerek olabilecek öyle kağıt, kirey, kaplolar işte eskiden kalma bir şeyler, böyle doğum günü fotoğrafları varmış, doğum günü yaklaşıyor ama neyse kimse çağırmadığımız için plastik kaplar falan, yedek şeyler işte burada albümler var, burada süsler, Christmas süslerini buraya getirmiştim, onlardır. Hasan bir oyuncak arıyordu galiba. Buranın içinde olabilir. Onun için tuttuk aslında. Dondu ayaklarımda. Buz yani. Buz. Burası buz. Şurada da böyle yedekten
bardak falan var. Böyle kaplar var. Böyle bunlar da aşure zamanı bana gerek oluyor. Yine burada çocukların oyuncakları var. Getirmiş bırakmışım bile. Çünkü oynamıyorlar. Dağıtıyorlar. Bir sürü oyuncak. Atmaya da kıyamadım. Zaten istiyorlar. Test topumuz bile var. Burada. Hepsi bunlar. Bura kağıtlar. Bura kağıt, kürek, işte ufak tefek parça bir şeyler. Orası kıyafetler falan. Yedek bir şeyler. Burada da araba malzemeleri var. Boya, araba malzemesi. Öyle şeyler bu tarafta. Aslında yerleri belli de sadece ayakkabılar tabii ki. Yerleri belli ama sadece biraz düzenlenmesi gerekiyor. Çok soğuk olduğu için buraya çıkamadım. Bir de kutular. Bayağı bir şey var burada. Şimdi Hasan'ın oyuncağına bakalım. İçinde bulacak mıyız? Buldun mu Hasan? Bulamıyoruz burada. Hasan galiba burada da yok. O nasıl bir şeydi ya? Hasan'la abinin oyuncakları burada. Çok parça çok başlıkları. Şimdi bunu hepsini buraya kaldırdım. Bence o aşağıdadır Hasan. Çünkü olsa buranın için sığardı da burada olurlardı. Çünkü en son kaldırdıklarım bunlar galiba. En son getirdiklerim yukarı. Pencil da gelmiş. Al. Kapatayım. Stoj gezimiz böyle. Dağınıklık için kusura bakmayın. Biraz havalar ısınsın. Ayaklarım dondu. Dondu burada. Üşüdüm yani. Birazcık havalar ısınsın. Hem burayı düzenlerim. Daha bir düzenli olur. Yani şimdi yiyecekler bu tarafımda. Şeyler bu tarafta ayrılar. Yani ben biliyorum yerlerini ama çok dağınık gibi görünüyor. Aşağı inelim hadi. Hasan dikkat et düşersin. İneyim aşağıya. Biraz zepse doğradım. Brokoli. Zepselerimize brokoli, havuç, bir de Brüksel lahanası var, böyle küçük spotlar. Bunları haşlayacağım sadece. Ben haşlarken hemen önce tuz atıyorum. Tuz daha lezzetli oluyor. Sanki tuz içine çekiyor. Pardon, sonradan atıyor. Az bir de sıvı yağ koyuyorum. Kendi zevkim, isteğim yapmayabiliyor tabii ki. Bunlar da yapayım. Daha yemek bir şey belli değil. Dünden kalan biraz pilavımız var. Sonra da bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Suyu bu haşlansın. Suyu biraz fazla oldu galiba ama olsun. Haşlansın. Zepseler. Belki yoğurtlarım bunun. Birazını da öyle sade yerler. Çünkü çocukların bazıları yoğurtlu sevmiyor Hasan'la bana. Onlar da öyle yerler. Altını açayım. İşe devam. Yemek yedik. Herkes bir yere daldı. Ben de biraz şey almıştım bugün. Mısır çipsi deniyor. Şey, mısır diyorum. Muz çipsi. Yemeği yedik. Herkes odasına daldı. Ben de biraz böyle muz çipsi almıştım. Mısır diyorum ki tabii buna da. Muz çipsi deniyor buna. Şekerli geliyor. Şekeri kendi özünde böyle kızartılmış, küçük küçük kurutulmuş muzlar. Lezzetli, bayağı ben seviyorum. Ama sertler, herkes yiyemez. Bayağı sertler. Markete işte bir uğradım. Bir dışarı çıkmam gerekiyordu. Markete de uğradım o esnada. Şöyle Nescafe'nin 15'lik paketini 1 pound'luk shop'tan aldım. 15 tanesi 1.50'ydi. Bilmiyorum Türkiye'de ne kadar bunlar fiyatı. Bazen çocuklar istiyor, onlara şey yapıyorum. Yoksa ben şekerli içmiyorum. Hatta ben kahveyi de pek aramıyorum. Bazen içiyorum ama çok nadir, böyle başım falan çok ağrıdığında içiyorum. Çocuklar bunları normalde tercih ediyor. Böyle. Bakalım. Bugün ne yapacağız? Çay suyunu üstüne koydum. Çay yapacağım. Ve tabii ki yine benim başıma ne geldi? Çaydanlığı unuttum. Sabah burada böyle kendi kendine yanmış. Suyu bitmiş içinde. Getirdim içine biraz limon tuzuyla falan, sirkeyle kaynattım ama yine de beyazlamadı.
soğuduktan sonra yaptım ama olmadı işte. Yani hiç istediğim gibi beyazlanmadı. Yani yine çaydanlığı yaptım. Yine diyorum çünkü birkaç defa daha başıma eskiden gelmişti. Yine oldu. Benim şeyim o da şapşallığım olayı. Bu da iyi olmadı böyle. Çaydanlık çok şey görünüyor. Öyle de kirli görünüyor, sarı görünüyor için. Bir çay demleyeyim bari. Çayın tadı değişmeyecektir. Çayımızı içelim. Başlattın? He. Görüyorsunuz üstüm başımın içinde. Her yer dağıldı, birbirine girdi. Çünkü abinin pasta kekini yapıyorum. Şimdi pastanın panyası. Galiba öylesi. Yani onu bir türlü söyleyemiyorum. Onu hazırlamam için şöyle bir yağlı kağıdı kek kalıbının içine, biliyorsunuz kek kalıbının içine ekliyorum. Buranın içine keki dökeceğim. Keki yaptım. Bak. Getirirsen 6 yumurtayla 1 bardak süt, 1 bardak şekeri çırptım 6 yumurtayla. Sonra 1 bardak un. 1 bardak un, 1 bardak nişasta. 1 şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu. Yarım bardak kakaoyla karıştırdım yavaşça. Köpüğü sönmeden önce tabii ki yumurtayla şekeri önce karıştırıyorsunuz, köpükleniyor. Köpüğü sönmeden de diğer malzemeyi ilave ediyorsunuz. Köpüğü sönmeden karıştırdım. Şimdi fırınlayacağım. Yağlı kağıdımın üstüne döküm. Tabletime yapmıştım önce. Her yerim oldu abi. Bugün böyle savaş çıkmış gibi mutfakta. Birazdan toplarım. Bari ben onu dökseydim içine. Ana o yağ arımasını ben dökeyim mi? Dur ben hallediyorum. Sen şeyde yardım edersin. Keki süslerken ve kremayı yaparken. Ben ya, hiç. Bu, bir gün önceden kekin şeyini yaptığım için bugün yapıyorum. Yarın da pastanın süslemesini ve nasıl bir şey çıkaracağız ortaya. Abim lilla ki çikolatalı olsun dediği için kakaolu yapıyorum. Normalde bunu beyazla yapıyoruz. Beyaz pasta ben ya. Kek. Salyaş pasta keki. Güzel oluyor. Ben önce de yapmıştım. Keki tam tutuyor. Hangi şeyin sayfanınki derseniz. Şimdi birkaç yere baktım. Aklıma yatan buydu. İnternetten baktım. Aklıma yatan buydu. Malzemeleri falan olan. Bunu yaptım. Şimdi böyle şeyini alıyorum. Bekleyin. Havasını alıyoruz. Bak böyle havası çıkıyor. Kamerada daha çok açık bir tane kahverengi. Kahverengi. Daha koyu evet. Şimdi ovunumu boşaltayım. Her bir şeyi buraya ne bileyim falan. Şimdi bu. Şimdi. Fırınımız dolu olduğu için sürekli fırını boşaltın. Pissin. Kaç derece pişecek derseniz 180 derecede pişecek arkadaşlar. 180 derecede yavaş fan bölümünde pişecek. Kenarları yağ sürmüyorsunuz ki daha çok kabarsın. Fırından saldım. 45 dakika falan sonra hazır. Bir gün önce de yaparsanız harika bir sonuç alıyorsunuz. Aynen. Ben de burayı toparlayayım şimdi. Şöyle göstereyim. Dağınıklıdır. Dağınıklığı baştan sona çekeyim de herkesin dağınıklığımızı görsün. Abi utanıyor musun kız? Sen niye utanmıyorsun? Sen dağınıklı. Şimdi toplamaya geçeyim bari. Gördüğünüz gibi mutfağı 2 dakikada tertemiz yaptım. Toparladım. Belki diyorsunuzdur bu dağınıklığı niye çekiyorsun ama bir evde bence dağınıklık yoksa yaşam yoktur.
yemeği yiyoruz, içiyoruz, dağınıyor, yiyekten topluyoruz, yiyekten dağınıyor, yiyekten topluyoruz. Çocuklar var, yaşam var. O yüzden de sürekli bu şey dönüp duruyor. Burası tamamdır. Şimdi kekimi bekliyorum. Kekim de olsun, soğutacağım. Yarına onu süsleyeceğim. Tabii ki gün bitti mi bitmedi. Benim için her şey devam ediyor. Şöyle göstereyim. Buzdolabının önünde de çekim meyvelerini iyice görünüyor. Yarın pasta süslemeye çalışacağız. Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Paylaşırım zaten büyük ihtimalle. Bugünkü videomun da böyle sonuna geleyim. Biraz işte üst çatıyı göstermiştim. Umarım beğenirsiniz. Koşturmaca, yoğunluk böyle geçti. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.